Yusuf Başer, Yozgat Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. BDP'nin yargı bağımsızlığı ve yargı sistemine ilişkin sorunların alıştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkan, öncelikle konuşmama başlamadan önce rahmet ayı, mağfiret ayı ve cennetten kurtuluş ayı olan Ramazan ayının aziz milletimize ve insanlığa barış getirmesini, huzur getirmesini ve kardeşlik getirmesini, akan gözyaşının dinmesine vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, anayasamızın 138. ve devamı maddelerinde hakimler görevlerini yaparken bağımsız olduklarını, anayasaya ve kanunlara uygun olarak ve vicdani kanaatlarına göre karar vereceklerini teminat altına alınmıştır. Yine aynı şekilde hiçbir kimse makam, merci, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı da hüküm altına alınmıştır. Anayasamızın 139. maddesinde hakimler teminat altına alınmış, 142. maddesinde ise hakimlerin bağımsızlık esasına uygun olarak karar verecekleri belirtilmiştir. Biraz önceki konuşmasında BDP adına konuşan sayın milletvekili mahkemelerin tutuklu hakimlerin, tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmesi noktasında iktidar partisine bir görev veriyor. Tutuklularını, tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmesiyle ilişkin olarak hükümete ve iktidar partisine görev veriyor. Değerli arkadaşlar, biz AK Parti olarak biraz önce anayasamızda yazılı olan metinlerde de açıkça görüleceği gibi biz o noktada hakimleri ve hakimleri ve savcıların bağımsız olduğunu, hakimlerin bağımsız olduğunu, tarafsız olduğunu belirtiyoruz. Bu noktada adil bir yargılama için ve hukuk devletinin olmazsa olmaz kuralı olan o noktada hakimlere ve savcılara talimat verme yetkimizin, hakkımızın olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyorum. Adalet hizmetleri köklü bir devlet geleneğine sahip, aziz milletimize yakışmayacak bir şekilde yıllarca geçmiş iktidarlar tarafından ihmale uğratılmış ve halkımızın adalet sistemine güvenin en az olduğu bir dönemde 2002 yılında AK Parti iktidara gelmiştir. Adalet sistemine olan ve grup önerisinde belirtilen sorunların tamamı 2002 yılı öncesi Türkiye'nin sorunlarıydı. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. AK Parti iktidarıyla birlikte adalet sistemine ilişkin sorunların çoğu sorun olmaktan çıkarılmış ya da azaltılmış. AK Parti 10 yıllık iktidarında adalet hizmetlerinin her alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesinin yegane yolu olan demokratik meşruiyetin gerçekleştirilmesi için mevzuatlarımız yenilenmiş, fiziki ve teknik altyapı geliştirilmiş, ceza infaz kurumlarının modernizasyonu, insan kaynaklarının kapasitesi artırılmış, adalet teşkilatı yeniden yapılandırılmasında noktasında önemli adımlar atılmıştır. Yargının daha katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir kurum haline getirilmesi sağlanmış, güven veren adalet sistemini kendisine vizyon olarak görmüştür. 2002 yılından önce adliyeler hükümet konaklarının kuytu yerlerinde, merdiven altlarında, kiralık apartman dairelerinde, iş hanlarında teknik donanımdan yoksun olarak faaliyet gösteriyordu.
Mahkemelerin iş yükü son derece artmış, yargılama makul sürede tamamlanamıyor, hakim ve savcı sayısı, adalet personeli yetersizdi. Cezaevindeki isyanlar ve kötü muameleler hem ulusal ve hem de uluslararası kamuoyunun gündemine geliyordu. Demokratik meşruiyete dayanmayan hakim ve savcıların temsil edilmediği, Avrupa standartlarından uzak ve kas sisteminin hakim olduğu bir HSYK mevcuttu. AK Parti olarak Türkiye'de yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının, hakimlik teminatının ve hukuk devletinin güçlenmesinin yolu olarak HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili olarak önemli değişiklikler yapılması gerektiğini karar verdik ve 2010 yılında yapmış olduğumuz halk oylamasıyla birlikte HSYK demokratik meşruiyet, şeffaf ve geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulmuştur. HSYK'da ilk derece hakimleri ve savcıların ve avukatların temsili sağlanmış, kendi içinde yapılı olan bu kas sistemi değiştirilmiş ve hakimlerin ve yargının temsil kabiliyeti artırılmıştır. AK Parti iktidarıyla birlikte yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına ve saygınlığına uygun olarak Türkiye'nin dört bir yanında, ilinde ve ilçelerinde adalet saraylarına kavuşturulmuştur. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 6 katı oranında adalet sarayları inşa edilmiştir. Yine aynı şekilde bilişim teknolojisi yargının hizmetine sunulmuş, daktilo makinesiyle çalışan adliyeler bilgisayarlarla donatılmış, ulusal yargı ağı projesiyle birlikte nüfus, polis, adliyet seçim kurulları dahil olmak üzere hepsi ulusal yargı ağına alınmış, avukatların ve vatandaşların internet üzerlerinden dava açma yolları açılmıştır. Yüksek mahkemelerin fiziki altyapıları güçlendirilmiş, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın binaları konumlarına uygun olarak yapılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu dönemde demokrasi standartlarını yükselttik, hukuk devletini güçlendirdik. 2002 yılından bu yöne yapılan mevzuat değişiklikleri evrensel hukuka uygun olarak insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi hedeflenmiştir. Geçen yüzyılın devletçi zihniyeti terk edilmiş, insan odaklı anlayış benimsenmiştir. Türk hukuk sisteminin temel yasaları yenilenmek suretiyle insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet anlayışı tesis edilmiştir. Hakim ve savcılarımızın yurt içinde ve yurt dışında eğitim almaları sağlanmış, dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri imkan tanınmıştır. Ceza infaz kurumları, aile mahkemeleri, çocuk mahkemelerinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı uzmanlar istihdam edilmiş, adil yargılanmanın olmazsa olmaz şartları oluşturulmuştur. İnfaz mevzuatı yenilenmiş, infaz sistemimiz uluslararası standartlara uygun hale getirilmiş, yargıda denetimli serbestlik teşkilatı kurulmuş, gizli dinlemeler dahi kanun yoktu, kanunlu hale getirilmiştir. Yargının hızlandırılmasına ilişkin olarak kanunlar çıkarılmış, mahkemelerin iş yüzü azaltılmış, Yargıtay ve Danıştay'ın iş yoğunluğu göz önünde tutularak yeni daireler kurulmuş, üye sayısı artırılmış ve kapasiteleri güçlendirilmiştir. Yaptığımız yargı reformu sayesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı genişletilmiş, demokrasimizin güçlendirilmesi bakımından Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu tarafından olumlu değerlendirilmeler de bulunulmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresinin anayasaya aykırı olduğuna dair karar vermiş. Yasama organına da yeni düzenleme yapma noktasında bir yıllık süre vermiştir. İptal gerekçesi anayasamızın 13. maddesinde yazılı olan ölçülülük ilkesidir. Terörle mücadele kanununun 10. maddesinde yazılı olan 10 yıllık kuralı için kuralı bir yıl daha yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi'nce de yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra verecek olan kararlar hakimlerimizin ve savcılarımızın, bağımsız hakim ve savcılarımızın kararlarıdır. Onların vereceği kararlara da herkesin uyması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, Türkiye'de herkesin ama herkesin hukuka uyması gerekiyor. Velev ki avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, bunların
daha çok bu kararlara uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, ya vatandaşlarımızın hak ihlalleri konusunda biliyorsunuz 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanın da yolunu gerçekleştirdik. Yaptığımız reformlarla birlikte yargı kimsenin ön ya da arka bahçesi olmayacak, yargı milletin olacaktır. Hukuk millet adına işleyecek, hakimler millet adına karar verecek, her şeyin sahibi de millet olacaktır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.